Merhaba dostlar. Crysis'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Helena Rosenthal'i kurtardık ve biz mağaranın içerisinde kaldık çünkü büyük bir yıkım gerçekleşti. Bu arada şeyi öldürdük. Evet. General Richard Kiong'u öldürdük. Bu girişi açtılar, kapıyı açtılar. Büyük bir yıkım gerçekleşti. Ve artık içeri gireceğiz çünkü başka çıkış yolumuz kalmadı. Pompalı tüfek aldım. Şu silahımız... Bir dakika. Şey nerede? Benim şey silahım yok. Kaybettim onu, neyse. Aa evet, biz rehin düşmüştük. Aldılar bizim silahlarımızı. Kazı yapılan alan burasıydı dostlar ve buldukları şey bu. Bakın şöyle bir yapı. Bir insanın yapabileceği bir şey kesinlikle değil tabii ki de. İçeri giriyoruz. Neyle karşı karşıyayız şahit olacağız. Pompalıyı seçmek istiyorum. Flaş açık kalsın çünkü muhtemelen etraf oldukça karanlık olacak. Yapılara bakın. Dağın içindeyiz ya, buzlanmalar gibi şeyler var. Bağlantı gitti. Akbaba, bağlantı kesiliyor. Beni duyuyor musun? Tamam. Akbaba, orada mısın? Abi bu ne? Sinyali yükseltmeye çalışıyorum. Bunu görebilirsiniz umarım. Sinyali yükseltiyor ve bunları kaydediyoruz şu anda dostlar biz. Umarım görebiliyorlardır. Göremiyorlarsa da buradan çıktığımız zaman göstereceğiz. Bu yapı bir insan yapısı değil arkadaşlar. Makineleri gördük dışarıda. İnsanlara savaş açarken gördük. Bir önceki bölümde hatırlarsınız. Size ne gördüğümü söyleyeyim. Tünel gibi bir yerdeyim. Bir mağarada. Kristalize kayaya benziyor ama inşa edilmiş gibi. Değil mi? Böyle bir şey hiç görmedim. Karanlık ve soğuk. Çok soğuk. Duvarlar tıpkı dış kapı gibi. Düzgün yapılı değil. Sanki organik gibi görünüyor. Umarım bunu görebiliyorum. Kapıların açılışını görüyor musunuz? Arkadaşlar sanırım uzaylı ırkıyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi. Abi görüyor musunuz? Siktir. Rafat'ı yakalayan şeylerin aynısı. Aynen. Makine değil mi bu? Elektrik mi saçıyor, ne yapıyor emin değilim. Yukarıda bunların bir yolları var. Bak bir şeyle onu besledi, güç topladı sanırım ve devam ediyor. Etrafı iyi incelemek lazım. Aa ne yaptı o? Kürenin içerisinde bir enerji topladı, güç topladı galiba. Şey buraya sinyal gönderiyordu bu arada. Ah! Ne oldu? Yer çekimi kayboldu. Yer çekimi gitti. İkincileri kullanıyorum. Alışman biraz zaman alacak. Dostlar yer çekimi gitti. Bildiğiniz uzaydayız gibi düşünebilirsiniz şu anda. Vay be. Şurada yolu gördüm. Burayı ne tetikledi? Sinyal gönderiyor bir yer. Bir başka kazı çalışmasında daha buldukları şey buraya mı sinyal gönderiyordu ne? Hasiktir, bu da neydi? Abi bak bir şey gidiyor oradan ya. Canlılar var. Burada yalnız değiliz dostlar. Bu konuda emin edebilirim. Görüntüler çok iyi gerçekten. Sanki beni geriye iten bir akım var. Bir durayım. Akıma karşı hareket edeceğim. Evet, geriye doğru itiliyorum şu anda. Hiç hareket etmiyorum. Akıma karşı hareket edersek çıkış noktası bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü akımın olduğu yerde bir hava var belli ki. Burada EQ sürekli dönüyor. Aha. Burada yalnız değilim. Tamam, yaşayan varlıklar var. Bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Ama burada
Çatışma gerçekleşecek dostlar. Şuraya bir yere gitti. Buradan mı girdi acaba? Tamam, güçlerimizi kullanabiliyoruz. Oranın içinde bir şey çıkmaz değil mi? Oha, takla falan bile atabiliyoruz. Gerçekten bir boşluktayız yani. Oyun o hissiyatı çok iyi vermiş. Ah! Bu ne lan? Bunu incelemem lazım. Tamam arkadaşlar, yaratık bir uzaylı. Ancak ne kadar zor öldü. Dışında bir kalıp var. Buraya uyum mu sağlıyorlar acaba? Bakın içeride aslında kendisi. Dışında bir deri var. Ama bu deri onun öz derisini emin değilim. Bak bakayım bana. Işık çok yansımıyor. Bunu kapatabilir miyim? Aynen, bakın gördünüz mü? Gölde içeride gidiyor. Böcek gibi bir şey. Yaratık kollar. Ama feneri yakabiliriz. Vay canına be. Of, buradan gidemiyoruz şu anda. Şiddetli bir akım itişi var orada sanırım. Şuradan devam edelim. Yalnız ben bir kişiyi bu kadar zor öldürdüysem... Lanet olsun. Akım daha da güçlendi. Şu mu mesela? Bir tanesi patlamış zaten. Bak, koruma altına alınmış. Gördünüz mü? Kalkan veya zırh gibi. Biz bunun içinden geçemiyoruz. Asıl mesela besin kaynağı içeride bir şey var. Bir de dışına koruma yapmışlar. Bunlar böyle bir teknoloji geliştirmişler herhalde. O şekilde bunu kullanıyorlar gibi geldi bana. O neydi lan? Bir şey açılıp kapandı. Mermilerimiz ne durumda? İşte sıkıntılı, çünkü bir tanesini öldürmekte gerçekten güçlük çektim. Uydu bağlantım yok. Buradan mı çıkacağım acaba? Aynen. Tom Cruise'un oynadığı Yarının Sınırlarında diye bir film vardı, izlemenizi tavsiye ederim. Ona biraz benzettim. Nerede lan? Abi siz çok zor ölüyorsunuz ama böyle olmaz ki. Takip mi edeyim onu? Her neydiyse artık geberdi. Aa, bu daha kolay öldü. Ama buna çok yakından vurdum. Biraz onun etkisi var. Şuradan çıkacağım tekrar. Çıkamadık. Hızlı gidelim. Daha iyi uçuyoruz. Doğru mu gidiyorum ya? Kaydet. Uyandırdılar böyle bir yapıyı, böyle bir varlıkları var ya. Bunlar dışarı çıkarsa mahvoldu insanoğlu. Bunların burada uçabiliyor olması bu bakın şeydekilerden farklı. Robotlar vardı ya, şeyi kaçıran, işte bizim
Profit'i kaçıranlar ve dışarıda bir önceki bölümde hatırlarsanız buzul şeklinde ateş edenler. Onlar bunların makinesi. Sanırım bunlar onların içine biniyor. Pilot oluyorlar yani. Şu anda biz bunların burada çıplak hallerini görüyoruz. Sadece sanırım dışlarında bir koruma kalkanı var. İyi geldi bana. Bak. Bak. Aha. Gel. Ya şu lazeri açayım ben hedefi göreyim ya. Heh. Ne yapıyorsun lan? Aa! Bana doğru geliyorlar. Buradan hemen çıkmalıyım. Alarm yaptı. Geçmiş olsun. Ateş ediyor. Gel. Anneciğim. Gel. Var mı başka? Gel sen de. Tek atıyoruz ya artık, güzel. Şunları patlatacağız herhalde. Yo. Şuradan mı gideceğiz ya? Ölür müyüm lan buradan gidersem? Çıkış olur Ümit. Ama akım beni geri itiyor. Yakında bir güç kaynağı olmalı. Tamam dur, güç kaynakları. Şunlar işte, şunları yok edeceğim. Az önce hedef alamadım sanırım. Mesela burası. Şimdi burası iki tane şey var. Kafam döndü. Bir şurası var. Abi kaç. Çok ses çıktı, kaç. Hiç hoş şeyler olmayacak. Ah. Ne oldu şimdi? Gene buraya geldim. He, şunu da yıkmamız lazım. İşte oldu. Yola devam etmeliyim. Buradan mı gideceğim ben? Yok, yeni bir yol açıldı. Another. Son anda ama yaraladı. Lan hanginize vurayım? Hoppa! Sen tek kaldın galiba hocam. Abi mermi bitti yalnız ya. Bu pompalı çok iyiydi. Aha bir kişi daha var. Kaçtı mı o? Sanırım kaçtı. Bilinçliler bayağı bunlar. Hadi lan oradan. Lan gel, gel. Kaçıp gidecektin. İki pompalı mermim kaldı. Sıkıntı büyük. Şu blur efektini ileri doğru biraz böyle buğulu gözüküyor. Çok tatlı olmuş ya. Grafikleri falan. Günümüz birçok oyuna taş çıkartır şu görüntü. 13 yıl önce arkadaşlar. Şu oyun çıktığında bir bebek doğsa bugün 13 yaşında.
çıkıyoruz galiba. Hayır. Şu silah tarama. Bunun da mermisi yok. Benim mermi bulmam lazım. Aksi takdirde bunlar beni yer. Bak bu ses. Tanıdım bu sesi. Ormandan duyuyorduk biz bu sesi. İşte yine o gürültü. Seslere bakılırsa bu yer her an çökebilir. Müzik mi? Oğlum bir odacıklar var burada. Dışarıdan cisimler topluyorlarmış gibi görünüyor. Dışarıdan cisimler topluyor bunlar. Araştırıyorlar işte, insanları araştırıyorlar. Ne kullanıyorlar, neleri var, neleri yok. Abi, neyse pompalı gitsin, pompaların mermisi gitmek üzere. Dur. Bir yerde radyo çalıyor. Başka mermi yok mu? 30, 51 artı 49. Bir de şurada bir şey var. Minigun var abi. Bunu minigunla değiştirebiliriz. Çünkü burada da şu silah mermisi var. Bunun mermisi daha iyi oldu şu anda. Oo, niye öldük ya? Şeye sıkıştın. Hemen hızlıca gidelim dostlar. İşte yine o gürültü. Seslere bakılırsa bu yer her an çökebilir. Pompalı tüfeğin mermisini fulletti bana, değil mi o? Ben o zaman pompalıyı bırakmıyorum ya. Dışarıdan cisimler topluyorlarmış gibi görünüyor. Bana az önce pompalının mermisi vardı burada. Aa, radyo burada. Neyse. Silahı almadık. Ne bulsak alalım. Kar kardır. Pompalı. Şurada sağlam mermileri var galiba ki. Ya bu yaratıklara minigun nasıl gider ya? Yok ya, ben minigun'a falan girmeyeyim. Bunların mermileri çok iyi. Minigun pek kullanışlı olmuyor. Pompalıyla falan ben güzel idare edebildiğimi düşünüyorum. Bunun mermisi falan tamam, çok güzel. Cephane topladık. Ben şuradan geldim değil mi? Nereden geldim lan ben? Yok, buradan gelmedim. Bu makinelerden daha da diğerlerinden farklılar. Burada ne altlar dönüyor? Bu diğerlerinden farklı makine. Bak. Bunlardan falan. Bunlar bir şeyler yapıyorlar burada. Çalışıyorlar abi. Bak kızardı. Alev veriyor galiba. Nereden gideceğim? Lan gel. 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 Tüm mağaranın içinde dolanan bir kablo var. Biyolojik. Aynı zamanda elektrikle çalışıyor. Aynen, bakın bu kablo mağaranın içinde dolaşıyor ve biyolojik bir kabloya benziyor. Size dikkat ettiyseniz. Şuradan gideceğim. Hoca, alarm mı çalacaktın yine? Ne yapıyor bunlar burada? Oha! Ne lan bu? Bir şey üretiyorlar abi. Seri üretim. Şu
şu camdan baktık biz değil mi? Tamam. Şimdi buradan devam ediyoruz. Galiba bu kapılar bir sayı acaba. Sıralı gibiler. İyi bir zamanlamayla aralarından sıyrılabilir. Bu cam yani belli bir süre sonra açılıyor mu? Bakalım anlayacağız şimdi çünkü gidebilecek başka bir yerim yok. O ne lan? Dur burada bir hareket yok. Aa. Yok 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 yok, burası bize zarar verir. Aa bak oynuyor kapı. Lan aşağıdan. Evet geçtim. Gel. Şunlar açılıyor belli bir süre sonra bakın. Şimdi bu kapanıyor, bu açılacak. Bak. Dikkat edelim de sıkışmayalım ha, tehlikeli geliyor bana. Şurada bir şeyler var. Buradan gidebiliyor muyuz? Hayır, burası beni itiyor. Bu itiyor. Tamam, burası açıldı şimdi. Devam edelim hızlı bir şekilde. Vay adi köpek. Allah! Çaldı alarmı. Ne oluyor şimdi alarm çalınca? Başkaları gelecek değil mi? Bak. Kayıt. Bas gaza. Çabuk ama çabuk. Buradan geçebiliriz galiba. Arkadan sesi. Of. Şu anda hareket edemiyorum. Çok kreatif ya. Tasarımlar, yapılar harika. Of. Solucan deliği misali. Of, başım döndü. Oh. Nere lan burası? Ay galiba yine gidiyoruz. Bak, burası böyle bir yol. Aynen oldukça eğlenceliydi ha. Bak, yine o ses, yine o ses. Pompalımızın mermisini biraz erittik. Aa burada bakın şeyler var. Bu kapsüllerin içine girip buradan mühimmat toplayabiliyorum çünkü bunlar gezegenimizdeki şeyleri toplayıp araştırıyorlar ya. Kamiller mermi falan da koymuşlar buraya. Ne olduğunu bilmiyorlar tabii ki. Bu da benim işime yarıyor. Aa lazer ışığında kalmış. Dürbünlüğü bir alalım. Dürbünü aldık. Şimdi ben tekrar bunu alayım. Şimdi saldırı dürbünü de çıktı. Tamam.
Başım döndü artık. Nereden gidiyoruz? Şurada bir alan var. Şuradan geldim ben, değil mi? Şöyle bir gideyim. Vay canına be. Yapılar çok iyi. Ve dev bir yapı yani. Oo. Bak, biriyle mi konuşuyor bunlar? Makineleri, kendileri, yok makineler sıraya girmişler. Bu ne lan? Bir ses duyuyor. Makinelerden bir ordu kurmuş olmalılar. Hadi bir işgal gücüne benziyor. Örümcek gibi. Oha. Ordu kuruyor bunlar. Niçin ordu kurarsınız? Dünyadasınız. Arkadaşlar, dünya gerçekten tehlikede. Oraya hiç gitmek istemiyorum. Ya ışıklandırma, yapılar, partiküller, her şey o kadar harika ki, gerçekten bir uzaylı yapısı ya. Ya birçok oyunda uzaylı şeyi görmüşüzdür böyle, işte uzay gemisi bilmem ne. Yani sanki insan yapmış gibi gene. Ama bu kesinlikle öyle değil. O konuda çok memnun kaldım. Yani tasarımcı arkadaşlar bayağı hayal güçlerini zorlamışlar gibi görünüyor. Ambiyans, atmosfer şahane. Neredesin lan? Gel. Nerede? Oba, başka var mı? Nereden çıktınız? Ben nereden gideceğim bu arada? Ben nereden gideceğim lan? Ha? Mağaraların krokisi gibi duruyor. Görünüşe bakıyorsa evet. Mağara sistemi çok büyük. Enerji hattı tüm yapıyı dolaşıyor gibi görünüyor. Mağaranın içindeki yapı bu. Yani şu bizim mesela gördüğümüz bir parça var ya dışarıda. O parça gözüküyor. Bunun dışında da mağara kaplanmış. Şey yani dağ kaplanmış. Yüzyıllar boyunca belki de. Ve burada bir enerji var. Gerçekten enerji var. Bahsettikleri enerji bu. Bu enerji de zaten burayı besliyor. Bizim de gördüğümüz o değişik kablo. Bütün artık bu bir gemi mi? Bu onların bir yapısı, kaya halinde bir yapısı mı bilmiyorum. Bütün her yeri geziyor. Artık çıkmak istiyorum buradan. Anlatacak çok şeyim var arkadaşlara. Bu ne lan? Oğlum logo moga var lan. İlginç. Acaba böyle bu yaratıklar şeyde daha bilinçli insan gibi şeyler de var mı bunlarla beraber? Alarm açıyor abi. Ne oluyor lan, bak bir ses gibi duyuyorum. Hiç hoşuma abi. Sifiri karanlık oldu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh. Herkesi bu adadan uzaklaştırmalısınız. Evet. Bu şeyler uyanmaya başladı. Bunlar uyanıyor ve ordu halinde dışarı çıkacaklar. Şu anda zaten daha bunlarla karşılaşmadık. Bir tane, iki tane gördük. İki tane de şeyde gördük yani. Bak saklanıyorlar ha. Bir önceki bölümün sonlarına doğru gördük. Nereden çıktıklarını anlayamadım. Bak kapı açılıyor, bir şey açılıyor. Gel. Gel. Nereye lan? Bu elektrik beni mahveder bence. Ellerinde silah var ama çok zor değiller. Bunlar zaten güçlü değiller. Bunlar makinelere binip güçleniyorlar aslında.
Kendilerini de epey zeki zannediyorlar saklanarak falan ha. Aa, buralardan çıkıyorlar. Ben burada çatışmaya devam mı edeceğim acaba? Göremiyorum sizi. Salaklar çarpıştılar değil mi? Bombamız var ama burada kullanmayacağım. Yer çekimi olmadığı için hedef tutturabileceğimi zannetmiyorum. Nereden ateş ediyorsun lan? Niçin göremiyorum acaba? Abi kapı açıldı. Aha! Ses geldi. Çıkıyoruz. Çıkıyorum. Arkamda bir kişiyi bırakmasaydım keşke ya. Vay canına. Mağara olayını anladım. Yani burada Helena'nın dediği tam olarak değil, bu farklı bir uygarlık değil, bu kesinlikle bunlar bir uzaylı ve burada yapıları var. Kalıntılara bakıldığına göre 200 bin yıldan bahsetti, daha bile fazla, yani insan tarihinden önce bunlar buraya gelmişler dostlar. Ve şimdi uyanıyorlar. Burada hep uykudaydı bunlar sanırım. Farklı bir çıkış yolu buluyoruz galiba şu anda. Dışarıda mısın? Sinyalin güçlü ve net geliyor. Sanırım bağlantı çalışıyor. Görüntü verilerini hemen karargaha gönderiyorum. Gönder gönder. Gönder de görsünler. Sinyaline doğru yaklaşıyoruz. Çıkışa benziyor ama çok fazla yaklaşamam. Görüş menziline giriyorum. İşte orada. Nomad, seni görüyoruz. Dikkat et. Allah kaçır. Gördünüz mü? Dışarı çıkıyorlar artık. Sanırım artık bunlarla savaşacağız dostlar. Psycho'nun şeyi vuruldu. Uçak kim bilir nereye düştü. Bir de onu arayacağız şimdi. Ortalık kar oldu dostlar. Bunun sebebi niye? Bu buzlanma ufak. Sizindeyim. Durduğumuz yerde şey oluyor ha. Sana onların koordinatlarını yolluyorum. Gönder. Anlaşıldı. Ama bu soğukta hayatta kalabileceklerinden pek emin değilim. Vadinin altında bir tahliye merkezi kurdu. Sağ kalan birilerini bulursan hemen oraya götür. Tamam. Bilinen son pozisyon burasıymış. Uçağı burada arayacağız. Düşün uçağı arkadaşlar. Haritadan şeyi görebilirsiniz zaten, şu yapıyı. Gömülmüş ve buranın açılmasıyla bütün şey küre haline gelmiş. Bu binbaşı Stinkman sanırım deniz tarafında bir gemide görüyorsa bunları, emin değilim. Yani ortalığın kar fırtınaya dönmesi birdenbire, yaz mevsiminin ortasındaydık ve içerideki soğukluktan dolayı mı emin değilim.
Bunların hepsini açıklık getireceğiz. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.